İstanbul Pendik'teki bir tünelde dün adeta facianın eşiğinden dönüldü. Tünel içindeki dev havalandırma borusu kopup yola düştü. Seyir halindeki bir araca denk gelmemesi büyük şanstı. Olayda iki araç hasar görürken tünelde uzun süre yoğun trafik oluştu. Aynen, yukarıdan bir şey düşmüş, motor gibi bir şey. Deyim yerinde ise facianın eşiğinden dönüldü. Dev havalandırma borusu düştü, iki araç hasar gördü. Yapım aşamasında olan tünelden jet fanı düştü. Bir arabanın üstüne düşse insan ölür. Akıl almaz olay Pendik-Kurtköy bağlantı yolundaki tünelde yaşandı. Tünelde seyir halinde olan araçlar tavandan düşen boru parçasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tünellerin içerisinde hava akımını sağlayan havalandırma sistemleri bulunuyor. Bu sistemler de işte bu şekilde dev fanlardan oluşuyor. İşte yola düşen de bu dev parçalardan bir tanesiydi. Boyutu da neredeyse bir otomobil büyüklüğündeydi. Aynen, yukarıdan bir şey düşmüş, motor gibi bir şey. Yukarıda havalandırmalar var ya. Tüneldeki araçlardan biri kopan havalandırma parçasına, arkasından gelen kamyonetse o araca çarptı. İşte vurmuş, bir kısmını oraya fırlatmış, bir kısmı burada kalmış abi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı ancak iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Ortalık kaldı. Cırcıra. Olay nedeniyle tünelde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücüler tünelde yaşanan tehlikeye tepki gösterdi. Yapım aşamasında olan tünelden jet fanı düştü. Bir arabanın üstüne düşse insan ölür. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şuna bakın ya. Jet fanı düştü. Yere düştü. Bir parçası da burada. Boru parçalarının ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.